Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün hazır evde oturuyorken ailecek büyüklerinizle beraber yapabileceğiniz bir çalışma göstermek istiyorum size. Evde zaten bulunan baharatlar, sebzeler, meyvelerle nasıl boya yapabileceğimizi göstereceğim. Sonra da o boyalarla minik rastgele lekeler yapıp o lekeleri böyle canavarlara dönüştürebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Burada şimdi hangi malzemeleri kullandım yazıyor hepsinin altında. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Mesela soğan, zerdeçal baharatı, mor lahana, tarçın, hatta ketçap, hardal gibi malzemeler var. Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımızı. Mor lahanayı biliyorsunuz zaten şu sebzemiz çok da yararlı bir şey. Mor sebzeler çok yararlı. Yaz bu e, baharatları ve sebzeleri kaynar suda bekletmek gerekiyor renklerinin güzel çıkması için. O noktada büyüklerimizden yardım istiyoruz. Kaynar suya siz dokunmuyorsunuz. Kaynar suda ne kadar uzun süre bekletirseniz renkleri o kadar yoğun olur. Ben e, bir gece boyunca beklettim mor lahanayı. Çok güzel bir mor renk verdi bakın. Ama kuruduğunda rengi değişecek. Zaten bu doğal boyaların özelliği zamanla renklerinin değişmesi. Bunları da gözlemleyebilirsiniz. Bir saat sonra ne renk alıyor, bir gün sonra ne renk alıyor. Zamanla solabilirler. Mor lahana. Şimdi sıra geldi zerdeçala. Zerdeçal çok yoğun sarı olan bir baharat. Kaynar suda beklettim gene. Sap sarı bir renk veriyor. Bu lekeleri düşünmeden yapıyorum. Sonra kuruduklarında keçeli kalemle ya da tükenmez kalemle detaylar ekleyip canavarlara dönüştüreceğim. Bu da benim evde bir toz yosunum vardı ama siz başka bir malzemeyle de yapabilirsiniz. Hatta toprak bile kullanabilirsiniz. Yaprakları ezebilirsiniz. Yeşil renk için yosunu kullandım. Tarçın hani o mis kokulu kurabiyelere keklere konan tarçını kaynar suda beklettim. Kahverengi elde ettim. Şimdi sıra geldi taze soğana. Taze soğanı ya da pazı, ıspanak başka bir sebze elinizde şöyle biraz ezip direkt sürebilirsiniz. Bayağı yoğun bir yeşil çıktı gördüğünüz gibi. Sonra pancar. Ben çok severim pancar yemeği. Çok da faydalı. Gene mor bir sebze. Ama güzel bir pembe renk verecek bize. Direkt sürüyorum. Suyunu sıkabilirsiniz isterseniz. Ben direkt sürdüm. Nar. Narımızın gene çok şifalı faydalı narın suyu. Çok yoğun bir kırmızı değil. Kahverengimsi. Solacak zaten boyadıkça, şey kurudukça. Ve son olarak ketçap ve hardal. Bunlar daha böyle akrilik boya gibi yoğun yoğun bir etki yapıyor. Yoğun şeyler oldukları için. Siz salça deneyebilirsiniz. Sos deneyebilirsiniz. Evinizde farklı farklı sebzeler, meyvelerle farklı renkler bulabilirsiniz. Evet. Bunlar kuruduğunda bakalım renkleri nasıl değişecek ve nasıl canavarlara dönüşecekler. Sizlerin de yaratıcılığınızla bulduğunuz yeni sebzeleri, meyveleri, yeni renkleri ve canavarları bekliyorum. Görüşmek üzere.